Lütfen polis bey söyleyin, hırsızlar bulundu mu? Maalesef Fino bey, hala araştırıyoruz. Of ya of. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir önceki videoda bana bir tane köylü abi iki tane çok özel bir kılıç vermişti. Ve sabah kalktığım zaman o iki tane kılıcı sandıkta bulamamıştım. Ya biliyordum birinin çalacağını. Şehirde biri kıskanan çekemeyen birileri var. Kesin onlar çaldı. Kesin. Of of ya. O kılıçlar benim için çok değerliydi. Kim çaldıysa karşıma çıkacak. Kim çaldıysa karşıma çıkacak. Hiç yemeğim de kalmamış ya. En iyisi arzuya girip biraz yemek alayım. Bir dakika. Telefonum çalıyor. Bir dakika bu kim ya? Bilinmeyen numara. Alo buyurun. Kardeşim merhaba. Aa abi sen dünkü abisin değil mi? Evet benim. Duyduğuma göre senin şeylerin çalınmış kılıçların doğru mu? Evet abi ya kusura bakma. Sahip çıkamadım bir tane kılıca. Ama yemeği durum var ya telafi edeceğim. Hırsızı buluyorum valla. Sorun yok. Sana yeni bir teklifle geldim. Yeni bir teklife mi geldin abi? Yani nasıl bir teklif ki bu? Seninle bir yapı kapışması yapacağız. Yanına birini vereceğim. Eğer ondan daha iyi yapı yaparsan o kılıçlardan daha değerli bir kılıç veririm sana. Nasıl yani, ciddi misin abi? Evet ciddiyim. Sen sadece atacağım konuma gel. Abi benim telefonum tuşu da sen bana sadece adresi tarif etsen olur mu? Tamam, sizin evin sağ tarafından ilerle, ormanlık alanda seni bekliyorum. Tamamdır abicim, tamam da çok sağ ol. Oh arkadaşlar, tam diyorum ki derdim tasam bitti. Mutlu oluyorum. Tekrardan biri arıyor, biri yarışmaya çağırıyor. Neyse, ATV'mi alayım arkadaşlar. Abinin dediği yere doğru gideyim. Bu arada canım ailem, sizler de videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu ise like atmayı unutmayın. Abinin tarif ettiği yol buraydı herhalde. Bir dakika. Buradan dümdüz ilerle zaten sen beni göreceksin. Hadi bakalım şöyle ilerleyelim o zaman. Of nerede bu köylü abinin yeri? Yarım saattir bulamadım ya. Allah Allah. Aha, geldim galiba. Aha oradalar. Tamamdır geldim. Şuraya park edeyim ATV'mi. Yanında biri var ya. Bu da kim böyle? Abi merhabalar, ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın Fino? İyiyim abi, de bu arkadaş kim? Bu arkadaş iç mimar. Seninle beraber yapı kapışmasında olacak. Kardeşim merhaba. Benim adım Fino. Senin adın ne bakayım? Benim adım ise Deniz. Memnun oldum Fino. Ben de memnun oldum. Galiba bugün seninle yapı kapışmasında yarışacağız. Evet doğrudur. Yine yeneceğime inanıyorum. Çünkü ben çok iyi bir mimarım. Nasıl yani? Bu kadar emin misin kendinden? Evet. Ben yıllarca ev yaptım. Çok kolay olacak bu. Sıkıntı yok. Öyle olsun bakalım. Abi yapacağımız şeyin konusu ne peki? Sen fakir evi yapacaksın, Deniz ise zengin evi yapacak. Tamamdır abi, o iş bende. Ben en iyi fakir evini yapacağım ve bu arkadaşa gününü göstereceğim. Göreceğiz Fino, senden daha iyi olduğumu herkes görecek. Aha, tabi. Hadi abi o zaman başlayalım, sen beni Game Mode 1'e al, başlıyorum. Hadi bakayım, ikiniz de Game Mode 1'e alıyorum, başlayın. Tamamdır arkadaşlar, ben evin zeminini attım bu arada, her şeyi hazırladım sizden önce, haberiniz olsun. Yani siz şimdi derseniz Fino neden bize göstermedin diye hızlı yapmak istedim sizin canınız sıkılmasın diye. Şimdi arkadaşlar sizler beraber evi için yapacağız. Yani fakir dinlerle böyle camları böyle kırık olur, tamam mı? Böyle kırık olur, küçük olur, tamam mı? Sonrasında ise içeride çok fazla ağ olur. Şöyle bir ağları koyalım böyle tam köşe başlarına. Şöyle koyalım bir koyalım. Tamamdır, çok mantıklı, de şöyle koyalım bir. Artık şuralardan böyle ağ saksın ki anladın mı, fakir evi olduğu belli olsun. Tamamdır, bayağı güzel bir fakir evi yaptık arkadaşlar. Bayağı güzel fakir evi yaptık. Şimdi yatak olarak ise ya fakirin yatabileceği tek yatak Minecraft'ın bize sunmuş olduğu yatak. Sandık olarak ise arkadaşlar tabii ki de Minecraft'ın bize zaten kendisini sunmuş olduğu bir sandık. Yani fakir evi deniz bence böyle olabilir. Çünkü mantıken yani fakir deniz hiçbir şey olmayan, yani fakir yani bu. Fakir yani evi bile artık onun fakir olmak zorunda. Bence güzel yaptığımı düşünüveriyorum. Şimdi kapısına gelsek arkadaşlar, kapısını normal kapıdan yapacağım. Şöyle birinden yapacağım. Yani meşe kapısından yaparsam galiba anlaşılmaz. Yani zaten fakir yani, bir sıkıntı yok. Merhabalar, ben Deniz. Şimdi Fino'yu geçeceğime inanıyorum. Çünkü elmastan bir ev yaparak Fino'dan daha zengin olduğumu kanıtlamam lazım. İlk olarak buraya elmas yazıyorum, evet. Elmas yazdıktan sonra ilk olarak evim arkadaşlar çok fazla büyük yapmayacağım. Şöyle ufak bir ev yapacağım. Çünkü zenginler çok fazla paraya kıymıyorlar. Zaten zenginler böyle zengin oluyor. Kintilik yaparak, cimrilik yaparak. Sonrasında böyle yaptıktan sonra gelelim şöyle bir. Hop tamamdır. Evimizin içini yaptıktan sonra sıra dışında. Şöyle gelelim bir. Bunun kodu neymiş? 57. Şöyle özel komutumuzu yazalım bir.
Şöyle yazdıktan sonra tamamdır. Zengin evimizi yaptık diyebilirim. Burasında ise böyle yukarısını yapmam lazım. Şöyle bir yapalım bir. Tamamdır. Geldim. Hop. Tamamdır. Bayağı güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Şimdi yatak olarak ise zengin yatağını koyacağım için bunu Fina koyamaz. Çünkü Fina'nın bunu buraya koyması yasak. Şimdi sandık olarak ise Fina normal olarak Minecraft'ın ona sunmuş olduğu imkanlardan kendine sandık yapacaktır. Ama ben tabii ki de şifreli sandık yapacağım için çok güzel olacak. Bu arada şifresi de 1-2-3, haberiniz olsun, sakın Fina'ya söylemeyin. Sonrasında buraya geleceğim ve bilgisayar sistemimi kuracağım. Yani Fina bunu yapamaz çünkü Fina fakir bir yapı seçtiği için Fina'nın bunu yapması yasak. Ama ben ne yapacağım? Tabii ki de buraya kendi bilgisayarımı kuracağım ve misler gibi yaşayacağım. İlk olarak kendime bir tane bir masa lazım. Bulduk masamızı. Tamamdır. Şöyle koyduktan sonra sıra bilgisayarımızda. Bilgisayarımızı bulmalım. Hemen bilgisayarımız nerede bizim? Bilgisayarımız nerede? Tamamdır. Bilgisayarımızı da bulduk. Şöyle bir bilgisayarımızı buraya koyamıyoruz. Tamamdır. Farklı bir bilgisayar seçelim buradan. Hemen buradan sağa sol yapalım. Tamamdır. Buldum. Şöyle yapalım. Tamam. Bir de oyuncu koltuğu yapalım. Gelelim. Bir de tamı tamına masmavi bir oyuncu koltuğu yaparsak alın size zengin ev. Ben kesin Fino'dan daha iyi yaptım. Yani arkadaşlar, ben evi yaptım ama bence bu evde bir eksiklik var yani. Böyle şunları tekrardan kıralım yani. Evin böyle çatısı bence olmaz yani. Fakir ev bu. Aklıma geldi tabii ki de arkadaşlar. Fakirlerin olmazsa olmazı bir tane böyle bir, nasıl desem size, çiftliğidir. Çiftlik yapacağım arkadaşlar. Burada böyle ufak bir tane çiftlik yapacağım. Ve çiftliğimiz arkadaşlar, yani ekmek besleyeceğim. Ekmek yapacağım. Buğday yetiştireceğim. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü fakirler arkadaşlar geçimini böyle sağlarlar. Fakir diyorsam da videonun konusu bu arada. Tabii ki de burada hiçbir şekilde ayrılık yapmıyoruz. Sadece videonun konusu gereği böyle söylemem gerekiyor. Tamamdır, aldık. Sonrasında ise şöyle çapalarımızla şöyle yapalım biz. Sonrasında ise buraya bir buğday ekmemiz lazım. O yüzden buğdaylar için ise böyle bir tohumlarımızı ekelim. Sonrasında ise kemik tozlarımızı alalım. Büyüsün. Tamamdır. Alın ise arkadaşlar fakir. Araba olarak ise arkadaşlar tabii ki de kendime böyle ufak bir araba alacağım. Nerede arabamız bizim? Golf kart. Bu değil. Mini bike. Bu da değil. Offroader. Smart car. Bu da değil. Traktör. Tabii ki de traktör. Tamamdır. Evimiz 10 numara 5 yıldız. Fino'dan birkaç tane araba sesi duydum. O yüzden ben de şimdi evimin yanına çok lüks arabalar koyacağım. Yani Fino bunlardan alamaz. Çünkü Fino'nun parası yok. İlk olarak böyle bir tane siyah bir araba koymak istiyorum. Şöyle bir koyalım. Sonrasında ise Lamborghini koymak istiyorum. Lamborghini buralarda bir yerlerde olmalıydı. Hemen koyuyorum. Bir dakika. Evet, buldum. Tamamdır. Şimdi buradan kendimize bir sürü araba koyalım. Tamamdır. Bir tane, bir dakika niye koyamıyorum, tamam koydum, bir tane de bundan, tamamdır, benim evim tam köylü. Senin evin de tamam mı Fino? Tamamdır, sıkıntı yok köylü, ben hallettim, artık evleri görebiliriz. Şimdi ortadaki perdeyi kaldıracağım, hazır mısınız? Hadi bakalım şöyle bir gelelim ve hop, oyun kastı ya, ne yaptın mimar? Nasıl bir yapı yaptıysa arkadaşlar, oyunum kastı. Tamamdır. Benim evim tamam. İlk olarak mimarın evini görmek istiyorum. Ooo, mimarın evi bu arada baya güzel bir eve benziyor. Ufak bir ev yapmışım mimar. Neden öyle yaptın? Çünkü ufak evler her zaman iyidir. Sana tasarruf sağlar. Ne elektrik, ne su, ne doğalgaz. Ya siz zenginler böyle zengin olursunuz. Vallahi bak, burada bir sıram var herhalde. Aha, şifreli sandığım var. Bu yatağa bak. Yumuşacık. Benim yatağım tahtadan. Ooo, burada ise bir sürü arabam var. Demek arabalarım var he. Kesin benden gördün ha. Yok, senden görmedim. Sen neden göreceğim ben he? Söylesene. Ben senden daha akıllıyım bir kere. Aynen. Söyle bakalım köylü, hangimizin evi daha güzel? Ya buna izleyiciler karar verir. Senin evin mi yoksa mimarın evi mi? Arkadaşlar duydunuz. Lütfen yorumlarda hangimizin evi yazmayı unutmayın. O zaman ben burada videoyu bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve Fina kanalına abone olmayı unutmayın. Sağ ve sola çıkan iki adet güzel videoya tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.